Afiyet olsun. Kimse bir şey yemiyor Ayşen. Bari otur da sen ye. Yok sağ ol, ben oturmayacağım. Size düğün haberimi vermeye geldim. Biz cumartesi evleniyoruz. Her şey çok hızlı olmalı. Artık ne kadar olursa. Bizden coşkulu bir tebrik bekliyorsun Ayşen'cim. Ama dediğin gibi çok hızlısınız. Belli ki çok aceleniz var sizin. Evet. Yeterince zaman kaybettik zaten. Tabii siz şey bilmiyorsunuz anne. Ayşen Savaş'la olan ayrılığı konusunda babamı suçluyormuş. Evet, odasında uyuyor. Bugün hastaneye gittiniz ve... Onu ikna etmek için sadece birkaç haftamız var Savaş. Ve ben ikna edebileceğimizi hiç sanmıyorum. Düşünsene. Sen bile sorarken bu hale geliyorsun. Süreyya nasıl karar verebilir ki? Anne. Fatih konusunda gerekeni yapıyorum. Bebek için... Seninle konuşmam gereken başka bir konu var. Savaş, kardeşin hamileliğinden daha önemli ne olabilir ki? Sen bir şey söylemeyecek misin baba? Sen o adama evet diyerek kendine yapabileceğin en büyük kötülüğü yapıyorsun. Ama bir gün gelecek, gözlerin açılacak. O zaman yalanlara, tuzaklara değil, gerçeklere ağlayacaksın. Ve ben ne olursa olsun gene burada yanında olacağım, gözyaşlarını silmek için. Olmayacaksın. Çünkü bugün Ayşen bana şöyle bir şey söyledi. Hani ben artık evlenip gidiyorum. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz bu yılda dedi. Asla olmaz Savaş. Sana bu işe iftadeyi karıştırdığın gün söylemiştim. Yanlış yapıyorsun demiştim. İftadeyi kontrol edemezsin. Ama o evi kontrol edebilir. Anne bak, şu an için bulabileceğim en hızlı ve en güçlü müttefik o. Kabul etsen de etmesen de artık üftadan aynı gemideyiz. Madem apar topar evleniyorsun, o zaman üftadeye ne gerek var? Hatta şu anda gidip evlilik haberini alır almaz size engel olmak için Ayşen'e her şeyi anlatacak. Bunu yapmayacağını üftade garanti edebilir mi? Evet edemez ama çabalayacağına eminim. Ve bu noktada kazandığım zaman benim için yeterli. Üftadeye ne gerek var o zaman Savaş? Ben neden davamı geri çekiyorum? Ya neden anlamıyorsun anne? Her olasılığı değerlendirip her boşluğu doldurmak zorundayım. Üftadanım, Atabey'in kızına kavuşmasına asla göz yummaz. Asla. Feride, sen de söylediğimi gayet iyi biliyorsun. Söylediklerimi çarpıtma lütfen. Uyalı senin Ayşe. Düğünden sonra zaten burada kalmamız söz konusu olamaz. Siz evlenene kadar biz kendimize bir ev buluruz. Thank you.
aklına bu yalıya neden döndüğümüzü. Ayşen gitti. Yalı falan yok yani. Babamın çünkü tek derdi Ayşen'in yanında olabilmek. Peride, babanın Ayşen'e o gerçeği söylemeyeceğinden eminsin değil mi? Anne bunu kaç defa sordun bugün eminim. Bizi kaybedeceğini biliyor çünkü. Senin hakkında bir şey var da bana söylemiyor musun yoksa? Var tabii ki. Ama daha zamanı gelmedi. Az kaldı, gelecek. Bırak o güne kadar kaybedecek bir şeyimiz kalmasın. Daha kolay olur. Ne için daha kolay? Üftadeymiş. Üftadeye güvenemezsin Savaş. Biz davadan vazgeçeriz. O gider Ayşen'e her şeyi anlatır. Atay'la da yüzleşir. Üftade ne kadar içten pazarlıklı, ne kadar kurnaz da olsa duygusaldır. Kocasının yalanı, canını yaka yaka sabırla günlerini sayamaz o. Bu ne kadar riskli, görmüyor musun bunu? Göz alamayacağım risk yok anne. Çünkü buna mecburum.